Merhaba arkadaşlar. Diyelim ki çok kalabalık bir caddede yürüyorsunuz. Mesela bu cadde İstiklal Caddesi olsun. Ve yakınınızdaki birinin aniden yere düştüğünü gördünüz. Şimdi soruyorum size. Böyle bir durumda o kişiye yardım eder miydiniz? İnsanların çoğu içgüdüsel olarak elbette yardım ederdim dese de sosyal psikoloji araştırmaları maalesef öyle demiyor. Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, araştırmaya göre eğer bir gruba dahilseniz, düşen kişiye yardım etme ihtimaliniz daha düşük oluyor. Ve bu araştırma daha da ileri gidip diyor ki bize, gruba katılan her yeni kişi bireylerin yardım etme eğilimini azaltır. Demek ki gruptaki kişi sayısı artınca bireylerin yardım etme eğilimi azalıyormuş. İşte buna seyirci etkisi adı veriliyor. Ve seyirci etkisine göre bireyin yardım etmek konusundaki isteksizliği gruptaki diğer insanlar yüzünden oluyormuş. Peki sizce neden böyle oluyor? Bakalım. Büyük bir grubun mensupları bilinçsiz birine neden yardım etmez? Şimdi bu durumu inceleyelim. Mesela sebebi şu olabilir, tıbbi bilgi yetersizliği veya bilincini kaybetmiş kişilere yardım konusundaki tecrübe eksikliği olabilir. Hatta belki grup mensuplarından birinin tıp konusunda biraz bilgisi vardır. Mesela birkaç yıl önce suni teneffüs nasıl yapılır bunu öğrenmiş olabilir. Fakat bu kişi o koca grupta bilinç kaybı yaşayan birine nasıl müdahale edileceğini bilen birileri illaki vardır diyerek sorumluluğunu geciktiriyor olabilir. İroni şu ki bu kişi bu konuda grubun en tecrübelisi olmasa dahi bu sınırlı tecrübesiyle mesela sadece 112'yi arayarak bile müdahale etmekten çok daha büyük bir fayda sağlamış olabilir. İşte arkadaşlar, bu duruma sorumluluğun dağılımı kuramı adı veriliyor ve bu kuram seyircinin etkisini açıklamamızda bize yardımcı oluyor. Sorumluluğun dağılımı kuramına göre bireyin yanında başka birileri varsa bireyin hissettiği şahsi sorumluluk duygusu azalır ve kişi gerektiğinde yardım etmek konusunda daha isteksiz olur. Seyirci etkisi de gruptaki kişi sayısıyla doğru orantılı olarak artar. Şu ters orantıyı aklınızda tutun. Gruptaki kişi sayısı ne kadar fazlaysa bireyler harekete geçme konusunda o kadar isteksizdir. Dolayısıyla küçük bir grup içerisindeyken bilinçsiz halde yere yığılacak olursanız seyirci etkisinin devreye girme ihtimali daha düşüktür. Yani grubu birkaç kişiye indirgersek insanların size yardım etme ihtimali artıyor. Şimdi tıbbi bilgisi az olduğu için daha tecrübeli birinin müdahale etmesini bekleyen bir seyirciyi düşünelim. Bu küçük grupta daha önce suni teneffüs yapmış tek kişinin kendisi olduğunu çabucak fark edecektir. Haliyle müdahale etmek konusunda daha istekli olacaktır. Grubun küçük olması, sorumluluğun dağılımı kuramının devreye girmesini de engelleyecektir. Çünkü küçük bir grubu oluşturan bireyler, müdahale etmek konusunda kendilerini daha sorumlu hissedeceklerdir. Diyelim ki bu arkadaşımız hastaya müdahale etmiş olsun. Ve bu sırada nabzın ve solunumun aslında hiç durmadığını fark etmiş ve 112'yi aramış olsun. Ne oldu? Ambulans geldi ve hasta acile kaldırıldı. Bu durumda tıp bilgisi gerekmiyordu. Yani suni teneffüse bile gerek yoktu. Sadece birinin 112'yi araması gerekiyordu ki sorunun ne olduğu anlaşılsın. Evet, küçük bir grupta bu gerçekleşebilir fakat büyük bir grupta seyirci etkisi çok daha büyüktür. Sonuçta hiç kimse hastaya yardım etmeye kalkışmayabilir. Evet arkadaşlar, şimdi size seyirci etkisine dair en meşhur olan örneklerden birini vereceğim. Bu Kitty Genovese olayıdır. Duymuşsunuzdur belki. Kitty New York'ta yaşayan 28 yaşında bir kadındı. Bu kadın bıçaklandı, tecavüze uğradı ve soyuldu. Ve bu sırada etrafta 38 kişi vardı. İşin daha da kötüsü bu korkunç saldırı yarım saat kadar sürdü. Bu sırada kurban imdat çığlıkları atıyordu. Neticede saldırgan döndü ve onu öldürdü. Muhtemelen bu 38 şahit sorgulandığı zaman çoğu şunu söyledi. Yardım etmedim çünkü etrafta bir sürü insan vardı. Seyirci bıçaklı bir saldırgana müdahale edip onunla dövüşmekten tabii ki korkuyor olabilir. Bu çok doğaldır. Ancak en azından birileri telefona sarılıp polisi arayabilirdi. Çünkü bu saldırı yarım saat sürdü. Polisin olay yerine intikal etmesi için oldukça zaman vardı. Muhtemelen kadıncağızın hayatı kurtulmuş olurdu. İnsanların büyük gruplar halinde bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tek korkunç fenomen seyirci etkisi değil. Kalabalığa dahil olmanın yaratabileceği diğer bir sorun da kimliksizleşme yani kimlik belirsizliğidir. Bu fenomende bir gruba dahil kişilerin fevri davranma, suç işleme ve antisosyal eylemlerde bulunma olasılığı artıyor. Çünkü kalabalığın varlığı bireyin kimliğini gizliyor. Kimliksizleşme kavramına en iyi örnek bazı insanların kara cuma'da sergilediği çirkin davranışlardır. Kara Cuma'da Amerika'da genellikle popüler mağazalardaki ürünler çok büyük indirime giriyor ve insanlar toplanıp indirimi kaçırmamak için saatlerce uğraşıyor. Ne yazık ki bu geniş kalabalıklar arasında sık sık çok ciddi şiddet olayları yaşanıyor. Müşteriler zaman zaman çalışanları tekmeliyor, diğer müşterilere vuruyor veya mağazalardan ürün çalıyor. İşte arkadaşlar, bunu yapabilmelerinin nedeni başka bireyleri de içeren bir gruba dahil olmalarıdır. Bu utanç ve suçluluk duygularını azaltıyor. Fakat bu neden aynı zamanda bu antisosyal davranışları da körüklemiş oluyor. Başka bir deyişle çalışanları veya diğer müşterileri tekmeleyen müşteriler tek başlarına olsalardı muhtemelen böyle davranmazlardı. Fakat diğer insanlarla bir araya geldiklerinde bu suçları işleme eğilimleri artıyor. Kimliksizleşmenin bir diğer örneğine de internette sıkça rastlıyoruz. Çünkü internet büyük oranda anonim bir platform. Bu yüzden bireyler antisosyal veya sıra dışı inançlarını rahatlıkla belirtebiliyorlar. Örneğin YouTube yorumlarına bakacak olursanız çok tehlikeli yorumlara rastlayabilirsiniz. Ee, bu video da YouTube'da yayınlanmıyor. Bu yüzden umarım aşağıda öyle yorumlar yoktur. Ancak diğer videolarda insanların korkunç şeyler söylediğini görebilirsiniz Bunun nedeni, internetin anonim olma imkanını sağlamasıdır Bu sayede insanlar normalde ifade edemeyecekleri fikirlerini söyleyebiliyorlar Normatif olmayan veya antisosyal fikirlerini dışa vurabiliyorlar Çocuk pornografisi gibi sapkın cinsel davranışlar içine dahi girebiliyorlar Korkusuzca kabadayılık edebiliyorlar, İşte kimliksizleşme maalesef böyle bir şey Sosyal psikolojinin güzel yanlarından biri de şu e, Muhtemelen tüm bunları sizler de biliyordunuz, fakat bunları nasıl tanımlayacağınızı bilmiyordunuz e Artık şimdi biliyorsunuz, işte kimliksizleşme ve seyirci etkisi budur bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.